Merhaba arkadaşlar. Evet, fen bilimleri dersimizin, biyoloji dersimizin ya da diyelim ortaokullar için fen, liseler için biyoloji dersinde sindirim çeşitleri nelerdir? Kaç tane sindirim çeşidi vardır? Bunları kısaca anlatalım arkadaşlar. Sindirim sistemini bundan önceki videomuzda detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi sindirim çeşitlerine beraber bir göz atalım. İki türlü sindirim vardır arkadaşlar. Bir fiziksel, ikinci kimyasal sindirim. Peki fiziksel sindirim nerede başlar, nerede biter? Kimyasal sindirimler nerede başlar, nerede biter? Şimdi onlara teker teker bakacağız arkadaşlar. Fiziksel yani mekanik, kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayrılır demiştik zaten. Besinler olduğu gibi yediğimiz zaman kana karışmaz. Bunların kana karışabilmesi için karışabilecek kadar parçalanması, ufalanması lazım arkadaşlar. Bunun için kana karışması için ufalanması gerekiyor. Bu denli de sindirim iki başlıkta ele alalım. Önce fiziksel sindirim. Çünkü ağızda başlıyor fiziksel sindirim sevgili gençler. İlk sindirim fiziksel sindirimdir. Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini genişletmek için yapılan sindirimdir. Evet, burada enzim yok. Yani küçük parçacıklara ayrılmaz. Kana karışacak kadar küçük parçacıklara ayrılmaz. Aşağı itebilmek için ağzımızda sadece ufaltırız biz bunları. Fiziksel sindirimde besinler küçük parçalara ayrılır. Ama kana karışacak kadar değil. Çünkü onu yapan nedir? İnce bağırsaktır değil mi? 1. Ağız. Bulunan dişler çiğneme yoluyla besinleri küçük parçalara ayırır. Birinci ağızdır. Önceki videomuzda anlatmıştık. İkinci, ağızdan işte yutak ve yemek borusunda mideye yollanır arkadaşlar. Önce ağız, sonra yutak. Yutak açı, mide, yemek borusu ve dördüncü yer mideydi. Şimdi mideye geldik. Mide kasların kasılıp gevşemesiyle besinler daha küçük parçalara ayırır. Ve midede asitik özellik var biliyorsunuz arkadaşlar. Mide öz suyu asitik. Burada bakterileri öldürüyordu. Zararlı bakterilerin üremesini engelliyordu mide. Burada daha küçük parçalara ayırır. Mideden ince bağırsağa yollanır. İnce bağırsakta yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir. Evet, en fazla fiziksel sindirimin gerçekleştiği, aynı zamanda da kimyasal sindirimin gerçekleştiği yer neresidir arkadaşlar? İnce bağırsaktır. İşin neredeyse tamamına yakını ince bağırsaklarda gerçekleşir. Yağların fiziksel sindirimi burada gerçekleşir. İşte fiziksel sindirim budur arkadaşlar. Ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşir. Peki kimyasal sindirim nedir ve hangi bölümlerde gerçekleşir? Şimdi ona bir göz atalım. Besinlerin enzim ve su yardımıyla küçük parçalara ayrılmasıdır fiziksel, kimyasal adı üstünde. Kimyasal çözülmenin olabilmesi için sıvıya ihtiyaç vardır. Besinler bu sindirim sayesinde yapı taşlarına ayrılır. Evet, burada artık yapı taşlarına ayrılıyor. Kana karışacak düzeye geliyor burada arkadaşlar. Enzim bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran çoğunlukla protein yapısına olan organik maddedir. Evet, protein yapısındadır ve organik bir maddedir. Şimdi kimyasal nerede başlar? Ağız. Evet, tükürük içindeki enzimler, ağızda tükürük vardır biliyorsunuz. Onun içinde enzimler var. Bu enzimlerin yardımıyla karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir. O halde karbonhidratların kimyasal sindirimi nerede oluyor? Bu karşınıza soru olarak gelebilir. Ağızda gerçekleşen kimyasal sindirim karbonhidratların kimyasal sindirimidir arkadaşlar. Mesela yağların değildir. Yağlar neredeydi? İnce bağırsaklarda kimyasal çözülmesi gerçekleşirken karbonhidrat ağızda kimyasal çözülmesi gerçekleşir. İkinci sıraya mideye geldik. Bulunan mide öz suyu içindeki enzimler yardımıyla proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Evet, midede de proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. 1. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir. 2. Midede proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. 3 ise bağırsakta ise pankreastan gelen pankreas öz suyu yardımıyla karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır. O halde işin tamamı nerede halloluyor? İnce bağırsakta. İnce bağırsakta hem yağ hem protein hem de neydi arkadaşlar? Karbonhidratların kimyasal sindirimi tamamlanır. O halde bunların sırasını bilelim. Yazılıda mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkacaktır. Hangisi nerede kimyasal çözülmesi sindirimi, nerede fiziksel sindirimi gerçekleşir diye karşınıza mutlaka her yazılıda soru çıkacaktır sevgili gençler. Aşağıda da bir tablomuz var. Evet, tablomuz var gördüğünüz gibi. Kimyasal sindirimin başladığı organ ağız. Karbonhidratın
Kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta son bulur. Proteinin kimyasal sindirimi midede başlar, yine ince bağırsak gördüğünüz gibi. Yağ ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta son bulur. O halde yağ sadece ince bağırsakta kimyasal sindirimi gerçekleşir ve son bulur. Karbonhidrat ve protein ise karbonhidrat ağızda başlar, protein midede başlar, ince bağırsakta son bulur. Yağ ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta son bulur. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.